Hola. Yanımda Behiç. O zaman let's go. Selam canım. Kolay gelsin. Evet, ilk selamlaşmalarımızı yaptık. Şurada yemek yiyebileceğimiz yerler burada var. Bir dakika. Burası 4 yol ayrımı. Burası Merkel'in geçtiği yer. Geçen Gamescom'da. Yani bir hot dog çakarız, öyle devam ederiz hayatımıza. O sırada da insanlar toplanır. Bakayım. Aa, çok pahalı. Çok pahalı. Bir hot dog 6 euro. Oğlum çok lan, daha uygun bir şeyler yok mu ya? Battık. Tamam ya, gir sıraya, basitinden birer hot dog. Ben chili cheese istiyorum. Okay. 6 euro. Abi çarpmayalım ya. Onu çarptınız mı? Kaç para yapıyor? Çarpmayın aga. Çarpma. Günün ilk gömüşü. Kaç para verdik buna Beyiş? Seninki 7, benimki 6. Ooo, Cosplay Village varmış 5-1'de. Cosplay Village'a dalalım mı? Aga Cosplay Village. Aa, asıl mesele perşembeymiş. Çok cosplay yok bugün ya. Yani şimdi sevgili arkadaşlar, sizlerle Gamescom'un merchandise bölümüne gireceğiz. Merchandise bölümünde alışveriş yapmayacağım. Çünkü sizi kıskandırmak istemiyorum ama gezeceğiz. Gezeceğiz. Ondan sonra Cosplay Village'a gireceğiz. Hadi o zaman gidelim abi merchandise area'ya. En güzel area burası zaten. Abi direkt bizi orada Blizzard'ın şeyi karşılıyor. Görüyorsunuz, Diablo karşılıyor. Shit. Abi şöyle iki memenin ortasına kolumu koymalık bir mousepad alınmadı mı? Lazım değil mi? Sen bana onu söyle kardeşim. Arkadaşlar burası Almanya. İnsanların dış görünüşüyle veya giyimiyle yargılandığı bir yer değil. İlginç giyinen insanlar da göreceksiniz. Çok salaş giyinen insanlar da göreceksiniz. Kimsenin içinde değil. O konuda çok rahatlar. Herkes kendisini kendi vücudunun içinde rahat ve güzel hissettiği için kimse kimseye bir şey demiyor. Yani o tip takıntılar bizim ülkemizde var. Şunu söyleyebilirim. Burası hiç kokmuyor. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan tek konu da herkes geçer puan almış yani. Şeyi fark etmişsinizdir boy olarak. Ortalamanın altındayım yani. Bu çocuk mesela benden uzun. Şu önümüzdeki grup benle eşit gibi. He, benle aynı gibi. Bu abi çok uzun. Yani kız mesela, sağımdaki kız benle aynı. Şu ekip benle aynı. Bu hanımefendi benden en az 10 santim uzun. Yani şu abi 2 metre falan herhalde. Ya ben kendi boyumdan yola çıkarak 2 olduğunu tahmin ediyorum. Bu abi benden uzun. Blizzard'dan başlayalım. Blizzard'ın ürünleri her zaman güzel olur. Iy, Mickey Mouse, iy, Disney ürünleri iğrenç. Bakma ablam, bakma. Bu yıl ne var Blizzard'da? Of, çok güzel. Çok güzel bir şamdan var aslında. Warcraft'la ilgili ürünler var. Tabii ki Overwatch, Overwatch 2. Ama aslında bu sene çok beğendiğimi söyleyemem ya. Yani benim buradan aldığım Tyrael çok güzeldi ama bu sene böyle hani wow, alayım, alırsam götüm yerinden oynayacak ürünü göremedim yani. Bayağı çöp yani. Yok, bu sene beni heyecanlandırmadı. Şimdi burada bir de böyle izin alıp ürün satanlar var. Yani burada çakma... Onun ne s**eyim sen, ne yaptın ya? Sen ne yaptın? 1200 euro. 749 euro Lilith. Diablo 190 euro. O da Lich King, şey bu, Arthas. Çok güzel ürünler. Bunlar şey şimdi, bunlar izinli satıyorlar arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de de böyle biliyorum figür üretenler var. Ama bunlar mesela şunu satıyorsa Blizzard'a payını veriyor. Öyle düşünmen lazım. Oy, 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 oy. Kaysa'ya bak. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Milady. Milady. Bayağı da büyük. Beyiç, geç yanına bakayım Milady'nin. Bayağı büyük. Evet, güzel, devam edelim. Oo, geldik. Abi geldik, oradayız. 200 euro. Bounce Oman. Zoro 50 euro. Aslında Zoro okey ya, Zoro'nun fiyatı. Ben yarın buradan bir şeyler alacağım, ona eminim de. Ha, Naruto'lar geldi. Yukarıda Naruto'lar var. Naruto da 49 euro. Aslında inanılmaz pahalı değil. Güzel yani. Almanya'ya göre fiyatlar güzel. 33 euroya şöyle bir Monkey D. Ruffy var. Onlar 30 euro civarı değil mi? Evet, Zoro var. Dayım benim, şuradan bir Zenitsu çekmedik mi? Ne kadarmış Zenitsu? 45 euro. Bence okey yani.
Ama şu 100 euro, şu Attack on Titan'a 100 euro bir tık fazla. Of, aşağısı çok güzel ha. Bir şey diyeyim mi? Sound Haşıra'yı alabilirim ha yarın. Sound Haşıra'mız var ya. Ne diyorsun? Ama ben Zenit sucuyum aga. Sound Haşıra'mız var ya. Aa bak şu güzelmiş ya. Abi hanıma şunu almadın mı? Selin'e. Gağaracıdır o. Ya bu kadar pahalı alamam abi. Bizim de bir bütçemiz var. Evet abi, Itachi fanboyları için muhteşem bir şey var burada. Vay bir şey diyeyim mi? Itachi fanboy alsam kesin alırdım onu yani. Neydi bu kızın adı ya? Haşıra bu da. Son sezonu bir türlü izleyemedim. Aşk Haşırası. Kızın adını unuttum. Mitsuri. Mitsuri miydi? Abi şurada bir bans yapmışlar. Bunu eve götürüp sevişirsin yani. Şu bansa bakar mısın? Bak. Alıp bunu evde sevişirsin yani. Öyle bir fantazim varsa. Böyle bir bans yok ya. Ya adam kendini... Haşıra döndürmüş adam kendini ya. 20 oldu. Adam kendini Haşıra döndürmüş abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Delireceğim ya. Çok komik. Ben anladım. Siz anlamıyorsunuz. Animeimport.it bu muhtemelen bir İtalyan markası. Ama yani a**ına koymuş. Ben bu kadar çeşit... Bir kere böyle büyük bir yer kiralamak Gamescom'da gerçekten isteyen bir şey. Yani neden? Çünkü yani ürünlerin hepsini satman gerekiyor sonuçta. Hadi hepsini satma da çoğunu satsan iyi olur yani. Ama yani böyle şeyler satıp da böyle poşet vermek. Bakkal poşetine sarmışlar. Görmesinler usta. Ya poşete sar bizim götleriz ya. Poşete sar usta. Al kardeşim, soran vardı. Al. Wow. Al kardeşim, soran vardı. İnsan kadar. Bunun fiyatı üstünde yazmıyor. Herhalde bahis şey veriyoruz herhalde buna. Fiyat veriyoruz. Tutarsa, anladın? Ancak o zaman alıyorsun herhalde. Ya yok mu bir anime yastığı şöyle body pillow? Tutardı. Boydan, hani? Ha! Arkadaşlar. Benim yarın burada bir işim var. Biraz nefesim kesildi. Abi Dostayoğlu'nu uyandırın. Abi dostu uyandırın. Çok serin. Ha burası cosplay stage. Ha burası cosplay bölgesi. Baba yorulduk ya, bize cosplay gösterin ya. Ha asıl mesele perşembeymiş. Geleyim mi buraya? Perşembe. Çok cosplay yok bugün ya. Yani dediğim gibi bugün dolu dolu olan bir gün değil. Bugün sadece özel, hatta Beyç bugün bilet alamadı. Değil mi? Bugüne bilet alamadı Beyç. Beyç'i ben soktum. Abi çok iyi bir cosplay var burada. 2. What the fuck? Tamire gidiyorlar abi. Şaka mısın ya? Fotoğraf çekiliyorlar. Ya ses çıkarıyorlar hareket ederken. Zıvıcım falan diye. Aşırı iyi. Merhaba. Sizin mi bu? Bizim oyun. Nasıl tepkiler? Tepkiler mükemmel. Poketan'da bir parça oyunu zaten. Evet. Nintendo Switch için geliştirmiş. Steam'e çıkarttınız mı? Efendim? Steam'e çıkarttınız mı? Şimdi henüz çıkartmadık ama şu anda wishlist alınabilir şekilde. İnsanlar wishlist alabilir. Ha wishlist'i alabiliyorlar şu an. Abi tam bizlik oyun bu ya. Bunu niye Steam'e çıkartmadınız siz? Steam'i Ekim'de yayınlayacağız. Aslında biz marketing... Şu an neredesiniz siz? Şu an Steam'de var. Biz ama oyunu Nintendo Switch için geliştirdik. Ha Nintendo Switch için evet, geliştirdiniz. Online multiplayer oyun. Arkadaşlar Logitech şeyle oynuyordu, ondan Steam'de Logitech var zannettim. Bilgisayarda çalışıyor. Abi çok güzel oyun, biz bunu oynarız. Ayme bunu not al. Canlıyız bu arada. Selamı var herkesin. Türkiye'den selamlar geliyor size. Çok güzel abi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bak baba. Sen ne yapıyorsun? Sizde ne var hocam? Ne satıyorsunuz? Metroidvania yapıyoruz. Metroidvania bir oyun yapıyoruz. Ooo. Aslında yayında izlemiştiniz biraz süreli. Tamam hatırladım. Oyununuz olarak gösterim, isterseniz göstereyim. Biraz. Oynasana abi biraz bize. Tabii. Oyun Avatar'dan esinlenen bir oyun işte. Şey. 4 elementi kullanarak... Kimden esinlenen dediniz? Avatar Son Hava Bükü. Ha Avatar, anladım. 4 element kafası. Aynen. Gamescom'u çalıştırdığımız demo daha çok Gauntlet kafasında. İnsanlar çok zamanında... Ne var şimdi? Taş, ateş, hava, tahta. Evet, tahta. Bu tahta mı? Bu tahta. Gerçekten neydi o? Steam'de varsınız. Steam'de varız, evet. Ember Bey'in oyunu. Kaç para şu anda? Yani varız derken Steam sayfamız açık. Evet. Daha satışa çıkmadık.
Ne zaman çıkacaksınız? 2024 ilk çeyrek gibi çıkacak. Wishlist yapabiliyor muyuz? Tabii ki de. Wishlist yapabilirsiniz. Başarı derecede mutlu olun. Chat duydun. Chat duydun. Wishlist'i alıp yardımcı olabilirsiniz. Oyun siz de güzel bir oyun. Amber Bane. Amber Bane diye yazılıyor. Ya onlar gördü şu an. Amber Bane. Tamamdır. Kolay gelsin. Ahmet Bey çok sağ olun. Ne demek? İyi günler. İyi günler Ahmet Bey. Kolay gelsin çok. Nerede? Sevgili Efe Uygaç. Sevgili Ahmet Sonuç. Ne oldu kardeşim, sen başımıza iş adamı mı oldun? Gamescom'larda dolaşıyorsun. Abi işler güçler işte. İşler güçler. Satış yapmaya çalışıyoruz. 3 satış daha yapsak yap. Orayı çok çekme. Tuğkan abiye haber vermedik. Ay, bunu Tuğkan'a izin almadan mı aldınız evet, bunu? Evet evet evet. Buradan kendisine selamlar. Ben bol bol çekeyim de Tuğkan sizden bunun şeyini alsın, parasını alsın. Bir şey demez herhalde. Bir şey demez. Türk'ün dostu. Destekliyorum. Dora'nın şey yalnız kalmış. Abi Dora erken kaçtı bugün. Hayır, bizi alamamışlar. Evet, hiç gelmedi. Onların bootu yalnız kalmış şu değil mi? Evet, şurası. Evet, evet. Ama Next In Game ekibi sağ olsun. Yandaki ekip ilgileniyormuş. Evet, şey gibi biraz. Şey yaptılar, videoyu oynattılar. Pazarda olur yani, cumaya gider bir pazarcı destek yandaki olur, basa bakar. Evet. Ben dedim Dora'ya, ben bakayım kanka istiyorsan dedim de. Yok dedi, ilgileniyorlar dedi. Güzel ama Türkiye'ye böyle bir yer ayrılması evet. Güzel bir şey yani. Ama bir dahaki seneye biraz daha fancy bir stand yapmak lazım. Evet yani. Evet. Diğerleri aşırı fancy çünkü bizimki böyle bayağı. Niye oynamadın yayında? Niye oynamadın yayında? Güzel soru. Abi vallahi hiç vaktim olmadı ama oynayacağım yemin ediyorum. Yani, update sonrası. Eldrain'i kıskandım. Update'den sonra oynayacağım yakın ama. Yakın zamanda bir göm bizim oyunu. Abi işte gömmek istemiyorum. Bir update patlatın. Geliyor mu update? 28 Ağustos'ta Steam strateji oyunları çünkü festivali yorumları var. Okudum ben. Aha. Orada bazı klan kişiler olduğunu var, okuyunca var. Dedim ki şu an girmeyeyim. 28'inde Steam strateji oyunları festivali var. Evet. 26'sında big update çıkıyoruz. 28'indeki festivali hazırlanıyoruz. Update çıkınca oynayayım. Tamam, anlaştık. Sen ne anlaştık. Update çıkınca oynayacağım. Çünkü bazı klan kişiler olduğunu ben var, var. Okuyunca yorumlarda dedim ki şimdi oynarsak ben de gömerim. Aha. Gömmeyeyim dedim. Yemin ediyorum ol, kafamdan bu geçti. Satışlar iyi gitsin, hani engellemeyelim dedik. Tamam hadi eyvallah. Ne yapıyorsun abi? Biz şöyle bir şey, Toy Story'ye benzeyen bir tower defense yaptık. Nerede baba? Merhaba. Merhabalar. Sizin mi bu? Evet, bu benim. Arkadaş benle Mehmet Çocuğum, ha oyun onun, benim oyunum burada. Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Abi ben bunu biliyorum. Evet abi, yayında almıştın ama oynamaya... Yayında aldım burada. Çok güzel diye. Evet, evet ya, ben bunu yayında satın aldım ama bir türlü vakit bulamadım. Kasılan Falkımist güzel görünüyor, size de geleceğim. Tamam. Oyunda biz bir çocuğuz. Evet. İşte hikayesi Toy Story'ye benziyor. Babamız bize bir asker seti alıyor. O asker setiyle eski oyuncaklara karşı savaşıyoruz. Oha! Güzel duruyor lan. Teşekkürler. Kim yaptı bunu? Ben 3D artistim. Developer'ımız da bize çıkmadı Türkiye'de şu an. Biz buna interaktif tower defense diyoruz çünkü özgün bir mekanik ekledik. Nedir o özgün mekanik? Ben 3D oynuyorum bu arada. Tamam, şimdi göstereceğim. Kaşarıyım. Peki babası süt almaya mı gitmiş çocuğun? Yok. Yani geri gelecek mi? Baldız'a uğramış. Baldız'a mı uğramış? Ah lan. Ah. 1400 yıldır cevaplanamayan o soru. Şu an bug'a girdi. Bakın bak bize mi girdi kardeş? Tekrar listeler. Şeyi beğendim oğlum, çok güzel görünüyor lan. Aynen, bayağı polishledi developer. Hayır şeyler, UI falan da çok iyi. UI'ya kim yaptı? Developer. Ha? Developer'ımız. Lan nasıl developer? Bu UI developer işi değil ki, adam çok iyi yapmış. Tatlı yani, şeyle uyumlu. İşte önce bir hazırlanma süremiz var, bir dakika. O sürede sadece kule koyabiliyoruz. Savaş başladığında koyamıyoruz, cebinden o zaman çıkarıyor. Asker koyuyoruz. Ha. Düşmanlar geliyor böyle. Öldükçe para kazanıyoruz. Burada da askerler var. Askerlerin şöyle bir özelliği daha var. Basıyoruz, bırakmıyoruz, onları yönlendirebiliyoruz. İşte bu tip oyunlarda en zoru ne biliyor musun? Ne? Difficulty curve, yani dengeyi sağlamak. Zorluk şeyi, çünkü sonlara doğru benim keyif almam için beni zorlaman lazım. Aynen. Onu oturtabildiyseniz elinde mükemmel bir oyun var şu an. Şöyle görebildiğiniz yani gibi. Ben çok anlamam oyunlardan ama öyle düşünüyorum. Askeri yönlendirebiliyoruz. Şu an işte gideceği yeri iptal etmek yok ama ekleyeceğiz. Şu anda demo versiyonu olarak Steam'de var. Steam'de var mısınız? Şu an demo olarak var, aynen ekleyebiliriz. Wishlist'te var mıyız? Evet, wishlist olarak ekleyebiliriz. Oyun adı Toy Şair. Ne, şurada yazmıyor mu? Toy Şair. Bunu zaten biliyoruz. Kolay gelsin. Bunu zaten yayında görüp merhaba, satın almıştık. Castle of Alchemist. Bunu oynayacaktım. Bu bayağı tuttu bu arada abi. Sen buraya boşuna geldin ha. Yok abi. Ne gülüyorsun abi? Tuttu ya. Bu yabancıların falan yorumları gördün mü? Gayet güzel beğeniliyor ya. Beğeneni çok beğeniyor. Biraz daha ama erişime ihtiyacımız var. Abi bu oyun tuttu bu arada. Yapma gözünü seveyim. Ben takip ettim. Beklediğimiz kadar güzel. Evet. Yani ben şeyi takip ettim. Bir kere çünkü oyun globale yapılmış. Ve şey, hani easy to learn, hard to master duruyor oyun. Evet, yani ona uğraşıyoruz. Early access'teyiz. Değil mi? Tüm update'ler buna yönelik devam ediyorlar. Aynen, yani oyunu öğrenmek kolay.
Ama masterlamak yani oyunda bir seviyeye gelmek, daha iyi bir oyuncu olmak zor. Zor. Ya biz tower defense'i, craftable item'lar, adam mesela şu an silahını craftlıyor, kullanacağı milli silahı. Evet. Ve bunlar hani randomize abilitelerle falan geliyor yani, özelliklerle geliyorlar Diablo gibi. Abi yine Diablo şey çok güzel ya, artwork'ün ve UI'ın çok güzel. Bunu kim yaptı? Ben yaptım, iki kişi yapıyoruz abi zaten. Abi çok iyi ya. Ben gördüğünüz her şeyin hareketinden sorumluyum. Pixel art, işte kontrolör adamların gerçekten. Gerçekten çok iyi bu yani. Ortamda ses müzikle görmediklerinizden, save sistemleri, craft sistemleri onlardan sorumlu. Backend developer. Ghost geldi bu arada yanımıza. Olmuş Allah. Ghost geldi. Ghost'la fotoğraf çekiliyorlar. Oyunumuz işte skill tree'si de var adamın. Seviye atla, item'ını craftla, equip'le git. Level'de fütursuzca adam dört tower defense eşliğinde diye gidiyor aslında. Çok iyi abi. Tower defense bizde bir tık daha ikinci planda. Yani oyunun hep şey diye hesapladık biz. Şey gibi aslında değil mi? Orcs Must'ı biliyorum. Yine wave'ler geliyor, yine tower'ların var ama sen de işin içindesin. Ve bu hani... işin de ilk şeyi Orcs Must'ı. Evet, evet. Ben çok anlamam oyunlardan ama yani biraz biliyorum. Estağfurullah. Ya biz şeye odaklanmak istedik orada farklı olarak. Orcs Must'ı'da tamamen bir killbox bırakıp durduğunuz yerler olabilir. Aynen. Biz istedik ki olamasın. Aynen, yani karakter de hep aktif olarak evet, savaşın içinde olsun. Daha güçlü, efektif olsun. Mesela işte yıldırımı sektirsin, bir şeyler yapsın. Bir de şey istedik. Ha, yani tower'larla da interaksiyona giriyor. Tabii tabii. Mesela yere full metal trap dizdiniz diyelim şuradaki gibi. Aynen. Elektrik çek içeri vurdu mu hepsinde sekiyor elektrik. Ha, elektrikli metal trap oluyor o zaman. Aynen. Ha. Hepsi elektrik vuruyor. Sinerjileri var vesaireleri var. Yattığında böyle tekrar kalkıyor, revire gidiyor. Aynen. 5 saniye bekleyip tekrar doyuyor. Oyuncuyu cezalandırıyor. O da çok güzelmiş. Yok, aslında diye. Güzel bir ceza ama şey bir ceza. Çünkü yakında ölürse geçiyorlar zaten abi. Aynen. Yani. Yok, güzel güzel. Bayağı güzel. Mekanikler çok iyi. Ya tamamen şey oynadık. O aksiyon kısmında oynarken oyuncu zevk alsın istedik. Hem biz... o zevkli hem şey kısmı zevkli. Yani bu craft kısmı hani karakteri evet, evet. Şey yaptığı en kısmı en çok zaten orası güzel. Beğenildi. Zaten şu an craft'ta da müthiş bir update getirdik. Oyuncu kaç kopya sattınız hocam? Onu maalesef söyleyemiyoruz. Allah'a bir şükür ama. İyi utandırmadı. Mi? Utandırmadı. Utandırmadı diyebilirim. Ben ya. Yorumları gördüm abi. Bir kere yani Reddit'te bazı şeyler okuyunca şeyi anlıyorsun. Eyvallah. Olmuş bu diyorsun yani. Eyvallah abi. Ya inşallah bir gün yayında da oynayabilirsen vaktin olur. Oynayacağım. Zaten Türkiye'den bir şey kazanmıyorsunuz da. Ya bizim için olsun yine de ya. Türkiye'ye uygun fiyatla çıktık bu arada biz bayağı ya. Ne kadardı şu an fiyatınız? 60 TL'ydi. Şu anda %35 indirimde 40 TL'nin altında satın alabiliyorsunuz. Çok iyi abi. Yani 40 TL'nin altında. Kola daha pahalı yani, öyle bir durum. Abi iki kola alacağınızda şunu alın, size 30 saat oynatmazsa ben adımı değiştireceğim yani. Eyvallah abi. 30 saat eğlence. Link dönüyor şu an chatte. Abi 30 saat eğlence garanti ben veriyorum burada. Peki Türkçe var mı? Türkçe dil desteği var. Türkçe dil desteği de varmış arkadaşlar. Çök yani şu an çök. Yani şöyle söyleyebilirim. Early Access'teyiz. Dil desteği getirmek bizim inanılmaz yordu. Çünkü update her yaptığında sürekli evet. Lokalizasyona kaç giriyor. Kaç kişi sizin ekip? 2. Bu arkadaş da o ekipten mi? Değil. Ortağım yok. Gelemedi abi. Bize ha. Vermediler. Eyvallah. Eyvallah. O iki ortak kişi. Sıkıntı. Onların da biri gelemedi. Biz böyle burada kardeş olduk İbrahim'le. Eyvallah. Kolay gelsin. Devam eyvallah. Edeceğim çok ben. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok sevindim ben de. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz abi? Şehir mi yapıyorsunuz? Şehir. Ha? Stratejik City Builder. Stratejik City Builder. Minimalist bir tarz var. Evet. Evler dikiyoruz, evlerimizin ihtiyaçları var. Oğlum bu tam benlik oyun. Niye bana gelip söylemediniz böyle bir oyunumuz var diye? Böyle haberiniz olmuş. Yani, bu tam benlik bir oyun çünkü. Bir dur bir dakika, burada parlıyor. Şuradan göstereyim. Ekran parlıyor. Hah, burası parlamıyor. Şey gibi biraz ama daha tatlı grafikler. Hatırlayamadım. Alexa. Yükselttiğimiz bir tane. Project aynen. High Rise. Oynadın mı? Yok. Onun gibi biraz. Evet, küçük bir ada da yukarı doğru. Zaten evet. Adı Pile Up. Aynen. Şu an var mısınız siz? Şu an Steam'de varız. Erken erişimdeyiz. Hala oyunda geliştirmek istediğimiz kısımlar var. Tam wishlist'iniz var. Wishlist'iniz tabii. Var. Şu an işte oyun Early Access'te Şubat'ta bir de full release'ine çıkmayacak. Şubat'ta full release. Evet. Kaç kişisiniz? 5 kişiyiz ekipte. 5 kişisiniz. 2 kişi de ekstra edition olarak destek atıyor. Böyle misiniz peki? Hep genç misiniz? Evet. 5'imizde 4'ümüzde işte, 4'ümüzde neredensiniz siz? Liseli misiniz? Evet. Çok iyi. Pile up arkadaşlar. Pile up chat. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet. Abi bu lolcu çocuğun oyunu değil mi? Lolcu çocuğunmuş abi. Kendisi gelemedi. Bize problem. Siz mi? Siz kimsiniz? Biz yan oyunların sahibiyiz aslında. Ben adamın standı boş kalmasın diye yardım ediyorum. Burada arkadaşlar Türk yoldaşlığını görüyorsunuz. Aynen. Oyunu zaten biliyorsunuz. Canlı yayında oynamıştım. Strateren'in Cardboard Town'ı.
Zaten canlı yayında oynamıştık. Burada da diğer standların görevlileri, sahipleri daha doğrusu. Yan standlardan gönderdim. Yan standlardan arkadaşlar burada şey yapmaya çalışıyorlar. Teşekkür ederiz. Stratera adına. Stratera kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Geliyorum. Bu sizin mi? Bunu biliyorum. Biz konuştuk. Abi biz konuştuk sen. Nasıl abi? Dead Relives. Evet. Şeyi bekliyordum ben. Demosunu gönderdiniz bana. Aha. Bunun en son. Bunu hatırlıyorum ya. Şey, bu ilginç mekanikli korku oyunu. Evet. Evet. Bu oynarken de anlatabilirim istersen. Hadi abi oyna. Ama oradaki o ekran parlıyor. Buraya yansıtamıyor musun? Oraya da yansıtabilirim. Dur bakayım. Yok parlamıyor. Biraz yok. Daha... Bu ilginç mekanikler olan korku oyunu arkadaşlar. Birkaç tane farklı düşman tarzı var. Bir tanesi ses, bir tanesi görüntü değil mi? Şöyle. Öyle hatırlıyorum ben. Aslında bizim oyunumuzun hikayesi derin fakat biz hikayenin ortasından daldığımız geliyor. İçin. Geliyor oğlum. Bu şey. Saklandı şu anda. Şimdi bu gezen ruhlar Aztek rahipleri. Aztek rahipleri... Peki Aztek hikayesine nereden coştunuz? Bir anda mayalı oldunuz. Kardeşim ya, şuraya bir cin koysana. Bir cami, bir cin. Biz aslında kendimizi farklı ülkelerin mitolojilerini kullanarak geliştirip öyle Türkiye'ye anladım. Gelmek istiyoruz. Ya cinli camili oyun çok yapılıyor ama ben şunu düşünüyorum. Bence korku oyunu olarak hit oyunumuz Türklerin harbiden böyle cinli minli Kur'anlı evet. Bir şey çıkacak. Ama güzel yaklaşanlar evet. Çok yani, iyi olması lazım. Çok iyi olması lazım. O yani yüzden... çünkü deneyen oldu birkaç tane fena olmayan. Ben onları hep deniyorum. Ya bu Tanrı'dan gizlenerek puzzle çözüyorsunuz evet. Aslında oyunda. Alien Isolation'la Resident Evil mix. Evet. Yani Alien Isolation meets Resident Evil kinda. Elimizde bir organik radar var. Bu radar aslında şeyleri gösteriyor değil mi o boss'ları? Bu radar büyük boss'u gösteriyor. Evet. Büyük boss da Chipototec diye bir tanrı. Chipototec de ölüm ve bitki tanrısı. Evet. O yüzden elimizdeki bitki aslında tanrıyla bitki arasında bir aslında bir bağ var. Evet. Ne kadar oynanabilir? Şu anda sadece bu oda ve yandaki aslında, oda mı? Aslında full demoda bir saatlik falan bir oynanış çıkıyor. Anladım. Ama biz çok böyle yavaş gelip sonradan tanrıyla karşılaştığımız İngilizcesi için... İngilizcesi var mı burada? Bize özel mi Türkçe açtın? Evet. Ha tamam okey. İsterseniz İngilizce. Yok hayır şimdi yarın insanlar gelecek mi? Umarım İngilizce götürmüşsünüz. Bu arada Türkçe dublaj da. Ha dublaj yaptırdınız. Yapacağız. Çok güzel abi ya. Gerçekten tebrik evet. ediyorum. Abi ilk sürümlerinizde oynayacağım. Söz. Tamam. Sözü burada verdim bak. Okey. Görüşmek üzere. Zaten ben arada... Arada dürtüyorsun zaten. Tamam. En sonunda diyeceksin yeter artık. Tamamdır. Biraz oynayacağım. Tırsıyoruz ama olsun. Yok hayır tırsacak bir şey yok abi. Ama eleştireceğim şimdi mesela eleştiriye açık olmanız güzel bir şey. Tabii, bana geliyorsan oyunumu oyna diye eleştiriye açıksındır abi. Ama yani güzel şu anda her şey güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba. Hoş geldin. Neden VR? Neden VR? Hoşumuza gidiyor. İlk direkt onu sordum. Bu bizim ikinci oyunumuz. Bir oyun daha vardı yaptığımız. Yine VR'de yaptık. Aha. Ondan sonra bu da aksiyon oyunu. Peki VR dünyası nasıl? Satışlar sizi tatmin ediyor mu? Benim VR'la ilgili en çok korkum o. En büyük korkum. Etmiyor onu söyleyeyim. Evet. Doğrucu olayım. Etmiyor ama deniyoruz. Geleceğini güveniyoruz. Yani en hoşumuza azından hani yerimizi alalım diyorsunuz. Anladım. Yerimizi alalım diyoruz. O yüzden de oyun geçmeye devam ediyoruz. Arkadaş oynuyor şu anda, ona bir bakmak istiyorum. Bakalım oynuyor şu anda. Şu anda... Yani daha çok hani kimi vurduğunuz önemli herhalde burada. Masum vurmadan, değil mi? Bu bir ajan simülasyonu. Evet. Karşımızda işte ajanlar var. Biz iyi bir ajan olmayı öğreniyoruz aslında oyun boyunca. Evet. O yüzden karşımızdakiler hep düşman. Onları öldürmeye çalışıyoruz. Ama işte bir yandan sivilleri bulmayacağız herhalde. Bir de çünkü arada siviller de var. Evet. Bazı evet. Sivilleri bulursak o bölümde takılıyoruz. Tekrar yeni başlıyoruz. Anladım. Anladım. Günler dilerim. Ya şöyle ben VR'da yani VR kim yapmalı VR'ı biliyor musunuz? İnsanlar tabii burada yargılamak bana düşmez. Standınıza buyurur muydunuz? Gelmedik mi oğlum? Koridor var. Ha? Arada bir koridor var. Bir koridor mu var? Dur bir dakika. Oyunumuz Orpheus Tale of Alamos. Bu gördüğünüz oyunda bir dede torunlarını Orpheus'un hikayesini anlatmaktadır. Ve bu mu? Rahat durmamaktadır. Evet, trailerımız da burada. Oyun Urfa'da geçiyor. Efendim? Oyun Urfa'da geçiyor. Oyun
Urfa'da geçiyor. Aslında daha çok Trakya taraflarında geçiyor. Biz Urfa yöremizi göstermek istedik bu oyunda. Dede hikaye anlatırken biz de torunlarıyız ve pislik yapıyoruz. Dede hikaye anlatıyor. Torunlar pislik yapıyor. Biz pisliklerle uğraşan Orfeus'uz. Ha, anladım. Bu hikaye anlatımının değişimiyle bizim gerçekliğimiz de değişiyor. Bir anda elimizde şatkan beliriyor. İskelet falan çıkıyor. Hayırdır lan diyoruz. Biz müziğimizle geçebilecektik normalde bu hikayeyi. Bize öyle dediler diyoruz. Bir anda savaşırken buluyoruz kendimizi. Bu ne zaman? Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde çıkmayı düşünüyoruz. Şu an Steam sayfamızı açtık. Wishlist edebilirler. Çok güzel. Harika abi. Wishlist'imizi yapalım arkadaşlar. Orpheus, Tale of a Lover. Niye Lover abi? Kime aşık bu? Orpheus'un hikayesinde Eurydice aşkını ölüm alıyor. Ha, aşkı için mi savaşıyor tabii, bu adam? Bu da diyor ki ben kabul etmiyorum bunu. Gideceğim. Ha, ölümle savaşıyor. Azrail'le yani. Ha. Hades'ten alacağım ben işimi diyor. Geri alacağım, ikna edeceğim delikanlı diyor. Delikanlı adam. Tabii. Eyvallah. Bu şekilde. Yayındakiler QR kodunu okuturlarsa eğer. Bunu biraz zor okuturlar ama. Olsun abi. Chat'te linki dönüyor zaten. Sen tamam, rahat ol. Chat'te linkini geçelim arkadaşlar. Orpheus, Tale of a Lover. Ben beğendim. Güzel yani. Şey olarak artwork yine güzel. Artwork işini biz çözmüşüz ya. Vallahi bu oyunu biz bitirme projesi olarak yaptık abi. Abi bitmiş zaten anasının daha ne yapacaksın ya. 2 yıl boyunca bu art stili oturtmak için değil 3-4 kere falan uğraştık. Çok güzel iş yapmışsınız ya. Önümüzdeki sene indideki daha büyütük. Önümüzdeki sene bakarsın benim de oyunum olur burada. İnşallah. Bekleriz ya. Olabilir. Bir oyun yapmayı planlıyorum. Adı Burdur. 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 Burdur'da geçiyor. Bir cami var. Sen olur mu? İlgi çekici. Daha önce hiç yapılmadı. Cami sen modellersen. Planda saz var mı abi? Saz yok abi. Burdur olduğu için Isparta'dan gelen güllerle alakalı bir hikaye bu. Evet. Yalnız ve Süleyman Demirel var. İşin çok atölye tarafından bahsedeceğim. O karlı bölüm var ya, karlı evet. Bölüm. Onu paketini yapan Gökhan Karadayı diye bir artist. Evet. Ubisoft'ta falan da çalışmış. Adam paketi kaldırdı. Utandığı için mi? Evet. Yani... Adam utançtan paketi kaldırmış şeyden, store'dan. Yani... o kadar bir rezil olmalar yani. Ama adamın suçu yok ki abi. Yok da işte... Abi işte Erzurum'daki karlı paket. Öyle anılmak istemezsin sonuçta değil mi? Landscape falan yapıyor böyle. İngilizcesi. Başına Erzurum koymadığın kaldı. Erzurum'daki karlı paketin yapımcısının suçu saz çalmakmış arkadaşlar. Lan bu arada bir şey göstereyim. Dur. Göstereyim mi? Göster. Bak bu benim kanal. Benden mesaj gelirse haberim. Olur mu? Bu ne? YouTube mu ne bu? YouTube. Oğlum öyle olmaz, dur. Olmaz mı? Dur ya. Cüzdanı beğendin mi? Bayağı ben. Yeni cüzdan alacağım ben. Teşekkür ederim. Oradan bana ulaş, tamam mı? Tamam. Şimdi artık ya, akşam biz sevişiriz artık. Hadi görüşürüz. Wicked'de ne yapıyorsunuz abi? Abi survival horror. Ama sevdiğimiz canralar. Aynen. Ama şey, farklılaştırıcı bir değeri var. O da şu. Ne yaptınız? Normalde co-op'tur ya abi. Evet. Yani bir tane canavar ya da işte katile karşı... Multiplayer mı peki? Multiplayer, evet. Gerçek multiplayer. Bir tane abi piramit var. Buraya 4 tane maceracı giriyor. Bir de mumya var. Ha, şu an multi oynuyor arkadaşlar. Multi oynuyor. Evet. 4 tane maceracı normalde co-op bir şekilde mumya savaşır ya. Hı-hı. Bu öyle değil. Free for all. Herkes kendi canını kurtarıyor. Şimdi şu an siz wishlist'te misiniz? Hangi aşamadasınız? Şu anda sadece vertical slice denilen aşamadayız. Yani close beta diyebilirim. Herhangi bir size destek olabileceğimiz bir yer var mı? Ya tabii ki oynayarak mesela destek olabiliriz. Bir gün istersen oynarız beraber. Nasıl oynayacağız abi? Şu an neredesiniz? Ben yoksunuz. Ben sana açarım canım. Ha, sen bana açacaksın. Sen oynayacağım da abi, ben sana açarım. Hayır şey yani wishlist falan seviyesine geldiğinizde tabii, bana ulaşın kesinlikle. Aynen. Yani şu anda daha açmadık ama açacağız yani. Tamamdır. Arkadaşlar gizli bir şey vermiyorum ya. Kart vizitimizde yani gizli bir şey yok. Görüşmek üzere. Yani bizim Rekit'in web sitesi var. Gizli bir şey yok. Rekit.com, siz de girebilirsiniz. Sonuçta biz bir ajansız. Bu ne abi? Bunu niye yaptınız hologram gibi? Ya bu bizim oyunun ana karakteri. Evet. Ve hani böyle steampunk, postapokaliptik. Bu da aslında çok kontrast bir şey. Tam tersi. Steampunk dedin, beni şimdi yakaladın. Ama oyun yani, steampunk durmuyor. Şu kısım, doğada geçen kısım o kadar durmuyor. Bundan sonraki geçecek platformer mıyız? Kısmı, neyiz biz? Puzzle platformer. Evet. Birazcık Little Nightmares, Inside, Limbo o tarzlarda giden böyle 2.5D gibi bir oyun aslında. 2.5.
Evet. De. Evet. Esasında kız evine ulaşmaya çalışıyor. Ailesini. Şu an hangi aşamadasınız? Bu render alınmış video mu? Yok, bu direkt gameplay yaparken arka videoyu kesip kırptık. Biraz yani, FPS düşük gibi çünkü. Evet ya, hem oynarken hem record etmeye çalıştığımızda birazcık orada şey oluyor. Yani oynarken o kadar bir sıkıntı olmuyor ama record alırken drop. Ne zaman yani, wishlist seviyesine gelirsiniz? Şu anda wishlist'te. Şu anda wishlist'te varsınız. Evet. Varız. İşte ilk demomuzu, game testlerimizi vesaire. Rust and Ruin. Chat'ten linki döndürün. Beğenenler wishlist'ini alsın. Beğenmeyenler de alsın. Güzel görünüyor çünkü. Burada kötü oyun görmedim daha. Teşekkürler. Ya şu artwork güzel. Böyle çok yaklaştığında çok hoşuma gitmedi ama bu uzaktan görünen sahneleri bayağı güzel olmuş. Şey gibi biraz. Limbo değil de. Yo. Neydi onun adı ya? Biraz böyle Inside. Aynen. Inside gibi. Evet, 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 evet. Elinize sağlık. Teşekkürler. Elinize sağlık. Devam ediyorum ben. Hah, oynuyor mu arkadaş? Şu an Border Watch oynuyor. Border Watch'ın şu. Ha, bu Border Watch. Evet, Border Watch zombi survival bir oyun. TPS. TPS 4 arkadaşınızla beraber oynuyorsunuz. 3 farklı map'in içerisinde geziyor oyuncular. Peki abi şey var mı? Karakterimi ya da silahımı geliştirebiliyor muyum? Ne yapıyorum ben burada? Şu an early access'te onu yapamıyoruz ama ilerleyen zamanlarda karakter skill'lerimizi de geliştirebileceğiz. Oyuncular kendi karakterlerini oluşturabilecekler. Aynı Bravewood'da da olduğu gibi. Ha, karakter kasmaca aslında hani beni oyuna bağlayacak, tekrar oyuna geri çevirecek, getirecek bir şeyler lazım sonuçta. Evet, onları... Sağ tık mı bastın kanka? Yes. Ya ama oyunda cami göremedim ben. Cami gelir o. Oğlum o DLC olarak gelecek. Sen işine bak. Şu andaki... Farklı zombiler var mı? 16 farklı boss zombimiz var. Evet. 16 farklı normal zombimiz var. 16. Çok güzel. Hepsi birbirinden farklı animasyonlar yapabiliyor. Hepsinin farklı farklı hikayesi var. Farklı yetenekleri var bu zombilerin. Zombilerin için çok farklı yetenekleri var. Dev zombilerimiz var. Hatta şu an yukarıda bu linklerin içerisinde görebileceğiniz. Evet. Onlar depremlere sebep oluyor. O depremlerde... Ben de bazen depreme sebep oluyorum. Niye güldün? Gülüyor ya, niye gülüyorsun kardeşim? Öbür oyunda ekşi mikser. Dungeon Crawler, Bravewood oyunumuz. Şu an burada gösterimde. Poligonal asset'te bu direkt kendi hub'ımızı oluşturduğumuz bu oyun. Hub'ın tam burada şey yapıyorsun işte, binalar minalar falan mı yapıyorsun? Evet, Dark and Darker gibi içerisinde anladım, kendi karakterimizi geliştirebildiğimiz. Anladım. Bu karakteri içerisinde geliştirip online'da 4v4 PvP'ye yapabiliyoruz dungeon'ların içerisinde. Anladım. Ve bu sebeple de hani oyun içerisinde kendi karakterimizi geçiyoruz ve aynı zamanda en büyük artısı da cross platform enable. Mobilden de yapma, PC'den cross platform yapma, çok korkuyorum ya. 7 yıldır içerisindeyiz. Yapma oğlum cross platform ya. Bu UI biraz değişecek mi? Şu an bu 2 aylık versiyonda. Şu an oyun sadece anladım, 2 ay çalışıyor. 2 ay içerisinde dungeonlar yapıldı, adımız yapıldı. Evet. Şu an playtest'te isteyen izleyici arkadaşlara da 20-25 tane playtest payı da verebiliriz. Playtest'lerimiz limitleri zorluyor. Discord serverı oyunun bayağı gelişti. Hani çok fazla çünkü Dark and Dark kapandı. İnsanlar böyle bir oyunda istiyor. Eğer istiyorlarsa PvP'ye tournament competitive modlarını da açıyoruz içerisinde. Oh, da bunlar chat'e mi? Chat'e. Ben hatta birkaç tane daha vereceğim. Sen bana e-mail olarak attın. Kaç tane verdim bilmiyorum ama daha da isterseniz daha da verin. 1000 tane var bizde bunlardan. Bütün çete de hediyemiz olsun. Beige paketle. Çete hediye ediyoruz. Çete. Arkalarında hatta görebileceksiniz. Hani önceden korsan oyun alan varsa. Evet, tam korsan oyun şeyi gibi olmuş. Sen nereden biliyorsun oğlum korsan oyunu? 23 yaşındasın sen ya. Ben küçüktüm. Ama ben de biliyorum ya. Yani tam korsan oyun gibi olmuş, çok iyi. İlge Bal, teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Eyvallah, görüşmek üzere canım. Görüşmek üzere. Yorumlarını çalışmak eyvallah isteyen arkadaşlar da LinkedIn kodu bizimle beraber çalışmak isteyen herkese. LinkedIn'i var adamın yanında, LinkedIn taşıyor ya. Kodunu alır LinkedIn. Tamam. Eyvallah. Çok iyi abi. Çok iyi. Vallahi günümüzün çoğunu Türk bootunda geçirebildik yani. Çünkü bayağı güzel işler yapmışlar yani. Gerçekten helal olsun. Ve yani şey konusunda bakın şunu görebiliyorsunuz. Yani İlla ki şu anda dayısı amcası malum partide olan Erzurum mari oyun yapan illa ki vardır ama o bakın daha buraya gelmemişler. Ya ne diyorsun, çok iyi bu. Şaka mı? Çok iyi, bakar mısın? Muhteşem. Abi Pentium. Pentium MMX abi çok eski. Oha. Burada bayağı bildiğiniz arcade oyun oynanabiliyor. Mustafa var mı bilmiyorum. Benim bildiğim arcade oyunlardan var mı? Daha çok Almanların alışık olduğu arcade oyunlardır diye düşünüyorum. Mustafa Türkiye'de çok ünlü bir oyundu. Bundeswehr mi? Ne oluyor lan? Oğlum Alman ordusunun standı var lan.
Oluyor oğlum. Abi orduya katılabiliyorsunuz. Şaka değil bu arada. Burası kariyer bölümü. bunu Almanya'da böyle bir şey var. Şimdi zorunlu askerlik olmadığı için Alman ordusu gerçekten şey yapıyor. İşte ordumuza katılın lütfen please şeklinde takılabiliyor. Evet, bildiğiniz Alman ordusu arkadaşlar. Orduya katılmak istiyorsanız burada mesela size bilgi veriyorlar. İsterseniz başvuru dolduruyorsunuz. Tabii Alman olmanız lazım. In ganz Deutschland im Dienst. Bütün Almanya'da görev başındayız yazmışlar. Buggy koymuşlar buraya. Oğlum şişko mişko dersiniz, kaç saattir yürüyorum ya. 5'ten beri yürüyoruz değil mi biz? Evet. Kaç oldu saat? 7. 2 saat yürüdüm, iyi bence. Bence iyi baba. Türkiye'ncisi değil. Evet, merhaba. Az önce gördüm, emin olamadım. Bir merhaba demek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Fotoğraf çekelim o zaman, bir daha bulamazsın beni. Böyle çekiniyor genelde insanlar. Gel çekelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler. Genelde çekiliyorlar çünkü özellikle yabancılar. Elinde telefon olunca hani istediğini hissediyorum. Ben de diyorum çekilelim. Abi şemsiyelerin altında diyor. Şemsiyelerin altında olmayan yer yok. Allah'ım nasıl bir adres vermek bu? Abi diyor şemsiyelerin altındayız. Öyle mi? Öyle mi? Allah Allah, şemsiyelerin altında ya. İyi, seni sormadan. Abi. Monster'dan Kayra. Selamlar arkadaşlar, herkese. Monster bilgisayardan. Hayır, o adresi bize kim verdi? Ben verdim. Abi sen misin şemsiyenin altındayız diyen? Ben şemsiyenin altı. Abi sen bu... Abi şemsiyenin altı değil mi ya? Abi şimdi bakar mısın mı şöyle? Ama göster, o da bir şemsiye, o da altı. Tamam abi de yani şimdi bak. Yani sen burayı gördün mü reis? Arkadaşlar bakın, burası şemsiye ve altı orası yani. Valla schnitzel 25 euro, ne yapıyor arkadaşlar? Abi çok yapıyor. Yanında şey geliyor. Sadece patates mi? Fried patates, evet patates de geliyor. Peki sen kimin adına buradasın? Kendin içeri git daha oldu. Bir dakika, chat seni istiyor. Umarım. Bende bir şey yok. Çok şu an normalim yani. Gayet normal, eniz kiraz oldu. Evet, dünyanın en normal halini yaptı. Şu an normal konuşabiliyorum değil mi? Bir şeyim yok, sıkıntı yok. Oğlum sen, bu masada en rahat olması gereken sensin ya. Ne şekilde konuşmak istiyordun normalde? Kamera görünce ben, merhaba arkadaşlar. Abi hemen bir reklam yap. Senin reklamsız kamera önünde durman yanlış olur. Evet, sponsorunuz var mı? Yok öyle. Bushido. Şurada tanıtayım ben de. Bushido varsa sponsor. Senin adresini mi alamadık biz? Ne adresi? Hediye gönderdin mi herkese? Hediye? Ya. Bushido ya. Şu. Sen herhalde fake zannettin bizim çocuk. Hangi çocuk? Yazmadı mı sana birisi WhatsApp'ta? Bir sürü insan yazdı ama. Tamam. Hangisi? Tamam, hallederiz. Bir mevzu var, bir şey gönderilecekti. Evet. Gönderilmedi. Gönderilemedi muhtemelen. Ya gönderilemese benim hatam. Ben cevap vermemiş olabilirim. Yalnız tişört kaplanma, onu biraz şöyle gerersen daha iyi olur. Enis Bey, Almanya'ya taşınmayı düşünüyormuşsunuz, doğru mu? Almanya'ya taşınmayı. Düşünüyormuşsunuz. Yok, taşınmayı düşünmedim ya. Şirketle alakalı bir şey, opsiyon çıkar mı onu düşünmedim. Hmm. Şirketsel olarak. Almanya'da sonra ne yapacağım ama ya? Yapma. Almanya'da öyle benlik bir şey yok ya, yapacağım bir şey yok ya. Şirketi Almanya'ya getirme. Getirmeyin. Ben de sordum zaten, ne oluyor, nasıl opsiyonlar var, nasıl faydalar var. Nasıl dünyanın var? En kötü hareketi olur. Öyle mi? Tabii, ortak olursunuz. Sadece sordum, nasıl olur? Estonya. Bu opsiyonları yayın bittikten sonra abi. Onu bir konuşalım sen. Evet, ben de gittim. Ben sana Avrupa Birliği vatandaşı olarak bazı şeyler anlatabilirim. Yayını kapattıktan sonra. Yoksa ben yani biliyorsun hani kessen kırmızı beyaz. Tabii. Evet. Arkadaşlar biz kaçıyoruz.